Bildiğiniz en hızlı objeleri düşünün. F-1 araçları, savaş uçakları, uzay mekikleri, bunların hepsi görece hızlıdır. Ama görece. Karşınızda hız limitlerinin sonu, ışık hızı. Genellikle hızı tarif ederken, saatte x kilometre gibi bir ifade kullanırız ya da kilometre bölü saat şeklinde kısaltırız. Fakat ışık o kadar hızlıdır ki, onun hızını tarif ederken saati değil saniyeyi kullanırız. Işık vakumlu ortamda bir saniyede 299.792.458 metre yol alır. İnanılmaz bir mesafe. Bu mesafeyi tarif edebilmek için birkaç örnekten bahsedelim. Dünya üzerindeki en uzun kesintisiz mesafe ekvator çizgisidir. Bu çizgi yaklaşık 40 kilometre civarındadır. Işık ekvator çizgisi üzerinden bir saniyede 7,5 tur atabilir. Dünya ile Ay arası ortalama 384 bin kilometredir. Işık bu mesafeyi 1,28 saniyede alabilir. Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafe ise 150 milyon kilometre civarındadır. Işık bu mesafeyi yaklaşık 8 dakika 20 saniyede tamamlayabilir. Aradaki süre farkını daha rahat ayırt edebilmeniz için Dünya'dan Güneş'e bir F1 aracının yaklaşık maksimum hızı olan 370 km bölü saat hızıyla gitmeye çalışırsak bu seyahat 46 yıl sürerdi. Tam 46 yıl. Işık işte o kadar hızlı. Işık hızı bir limittir. Bu evrendeki hiçbir şey bu hız limitini aşamaz. Şimdi tarihteki ışık hızıyla ilgili yapılan bazı deneylere göz atalım. Işık hızının sonlu bir hız olduğunu ilk kez Ole Rømer öne sürmüştür. 1676 yılında Danimarka Kraliyet Gözlemevi'nde Jüpiter'in uydularında Io'yu takip eden Rømer, uydunun Jüpiter'in arkasında kaybolup tekrar görünür olması arasındaki zaman farklarını inceliyordu. Rømer, Dünya ile Jüpiter'in arasındaki mesafenin farklılaşmasıyla birlikte uydunun daha geç görünür olduğunu fark etti. Dünya Jüpiter'e yakınken uydu daha erken görünüyordu. Dünya Jüpiter'den uzaklaştıkça uydunun görünür olması daha fazla zaman alıyordu. Dünyanın Jüpiter'e en yakın olduğu konum ile en uzak olduğu konum arasındaki fark yaklaşık 300 milyon kilometredir. Rømer bu aradaki farkı 22 dakika olarak ölçtü. Rømer ışığın hızını ölçemedi fakat Io uydusunun görünme zamanındaki değişimlere bakarak ışığın bir anda yayılmadığını, belirli bir hızda hareket ettiğini keşfetti. Dünya üzerinde ışık hızını ölçme konusunda ilerleme kat eden isimse Armand Fizeau idi. 1849 yılında bir dişli çarkın arkasından dişlerin arasına denk gelecek şekilde bir ışık demeti gönderdi. 8 kilometre uzaklıkta bir ayna vardı. Aynadan yansıyıp geri dönen ışık tekrar dişli çarkın arasından geçiyordu. Eğer çark yeterince hızlı çevrilirse, yansıyan ışık dişli çarkın aynı aralığından geçmeye yetişemiyordu. Bu aralıktan bakan gözlemci yansıyan ışığı göremiyordu. Fizeau çarkın hızını ve aradaki mesafeyi hesaba katarak ışık hızını ölçebildi. Işık hızı eşittir 2 çarpı mesafe bölü ışığın geçiş zamanı, yani 315 bin kilometre bölü saniye olarak buldu. Bugün bildiğimiz değerden sadece %5 sapma payı ile. Gerçekten zekice. İskoç fizikçi James Clerk, Maxwell ise ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu keşfetti ve hızını hesapladı. Bugün Maxwell denklemleri ismiyle bildiğimiz elektrik ve manyetizma üzerine bilinen deneyleri birleştirdi. Bu denklemlerde elektrik alanlar, manyetik alanlar, yüklü parçacıklar ve alanların değişimi arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Maxwell denklemleri incelediğinde, değişen elektrik alanların manyetik alan oluşturduğunu ve değişen manyetik alanların da elektrik alan oluşturduğunu fark etti. Elektrik ve manyetik alanlar birbirlerini oluşturarak dalgalar şeklinde yayılabiliyordu ve bu dalgaların bir hızı vardı. 299.792 kilometre bölü saniye, yani tam olarak ölçülen ışık hızına eşit ve gelelim herkesin bildiği meşhur denkleme. E eşittir mc kare.
Albert Einstein 1905 yılında özel görelilik teorisinde iki temel ilke ortaya koydu. İlki, fizik yasaları tüm düzgün hareket eden gözlemciler için aynıdır. Ve ikincisi de ışık hızı tüm gözlemciler için sabittir. Kaynağın hızından bağımsızdır. Bu denklemde E enerji, M kütle ve C'de ışık hızıdır. Denkleme göre bir cismi hızlandırdıkça ona enerji vermiş olursun. Ancak hız arttıkça cisim kütle kazanır. Bu durumda relativistik kütle artışı denir. Bu durumda bir cismi ışık hızına yaklaştırmak için her seferinde daha fazla enerji gerekir. Işık hızına tam ulaşmak için sonsuz enerji gerekir. Bu da fiziksel olarak imkansızdır. Bu durumla ilgili bazı deneysel kanıtlara da göz atalım. CERN'deki parçacık hızlandırıcılar, atom altı parçacıkları ışık hızının %99.999 kadarına ulaştırabiliyorlar. Fakat ne kadar enerji harcanırsa harcansın, asla ışık hızına eriştiremiyorlar. Ayrıca ışık hızı aşılabilseydi, paradokslar oluşabilirdi. Bu duruma mantıksal nedensellik denir. Eğer bir cisim ışık hızını aşsaydı, sonuçların nedenlerden önce gerçekleşmesi gerekirdi. Örneğin, cama doğru atılacak bir taşın ışık hızından daha hızlı hareket ettiğini düşünelim. Bu durumda taş cama ulaşmadan camın kırıldığını görürdük. Fiziksel deneylerden ziyade bu tarz mantıksal deneyler de ışık hızının aşılamayacağına dair kanıtlar sunar. Evrenin kuralları ışık hızını aşılmaz bir sınır olarak belirlemiş durumda. Ne kadar ileri gidersek gidelim, bu hızın ötesine geçmek şimdilik değil, belki de sonsuza dek imkansız. Ancak her sınır, insanlığın hayal gücünü biraz daha zorlaması için bir davet gibidir. Kim bilir, belki de geleceğin bilim insanları, bugün imkansız gördüğümüz şeylerin kapılarını aralayacak. Bilimin sınırlarını keşfetmeye devam etmek için Exception TV'ye abone olmayı unutma.